Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Halil Reçber Piyasalar yorumumuzda 30 Endeks Nisan Vade yorumuyla karşınızdayız. Evet, Cuma günkü 116-125 kapanışını alıyoruz. Haftalıklarda da 116-125 kapanışımızı aldık. Aylıklarda ne durumdayız? 100 en düşük nereye kadar gelmişti bu ay itibariyle baktığımızda 108.500 ki orası bizim zaten hedefimizdi biliyorsunuz. 108.500'ü önemsiyorduk. Bu seviyelere geriledikten sonra buradan bir tepki geldiğini gördük. Nereye kadar bu tepkinin geldiğini görüyoruz arkadaşlar. En maksimum 111-150'ye kadar, yani 111-113 üzerinde kalacak mı kalmayacak mı önemli. Bu hafta özellikle 111.500 önemli ama aşağıda 109-725 de önemli. Bu aralığı izliyor olacağız. Günlüklerde en düşük bu sabah itibariyle görülen 110-25 görüldü ki gördüğünüz gibi 110-050 görülmüş. Şu an kaçta olduğunu, 110-325'te olduğunu görüyoruz. Bu da bize satıcılı bölgede gezdiğini gösteriyor. Satış sanki biraz daha önümüzdeki dakikalarda etkili olabilir gibi bir izlenim var. HDTR'ye bakıyoruz. HDTR kaçtı arkadaşlar? En düşük şu ana kadar görülen HDTR 5400 ki bizim tablomuzda HDTR'nin anlamı neydi? 7100 altında kaldığı müddette 4200, yani 5200 ise 1000 puan daha aşağıya marjin olduğunu gösteren bir hareketten bahsediyoruz. Aşağıda ikinci kademede 3300-1900 eksilere doğru giden bir hareket ihtimalinden bahsediyoruz önümüzdeki günlerde. Şu an böyle bir durumda düşünecek olsak 1000 puan 4200. 4200'ün altında kalacak olursa 1000 puan daha 2000 puan yapar. 3300'ün altında kalacak olursa 1200 puan daha yapar. Dolayısıyla 3300-3400 puanlık bir düşüş ihtimalini konuşuyor olacağız. 7150 altında kaldığı müddetçe. Şu an peki nerede? 5400'de. Dolayısıyla bu da bize bir ihtimal aşağı yönlü isteği oluşturabilir. Zaten bir boğa tuzağından bahsetmiştik. Bunun tepkisi önümüzdeki günlere yönelik böyle bir istek söz konusu olabilir. 60 dakikalık grafiğe dönmeden önce isterseniz haftalık tablomuza bakalım. Haftalıkta da artık yorgunluklar oluşmaya başladığında sarmallar oluşmaya başladı. Ringler oluşmaya başladı arkadaşlar. Yukarı aşağı, yukarı aşağı. Dolayısıyla önümüzdeki günlere yönelik böyle bir haftalar yönelik de bir kar realizasyonu ihtimalinden bahsedebiliriz. Aylıklarda da yeni rekorlar gelmeden şu an için burada tutunuyor ama önümüzdeki günlerde tabii bunu göreceğiz. Aylıklar gayet olumlu ama bir kar realizasyonu normal diyeceğiz ortalamalara doğru önümüzdeki haftalar için. Günlüklerde dediğimiz üzere 60 dakikalık grafiğimize hemen şöyle bir bakalım. 60 dakikalık grafiğimize baktığımızda bugün en azından bu tabloda dediğimiz dirençler şu an için 110-325. Bakın arkadaşlar günlüklerde hemen 30 dakikalık grafiğe dönüyorum. 60 dakikalık grafiğe tekrar şöyle bir dönelim. Ne diyoruz? 60 dakikalık grafikte ne var? Ortalamaların altında. Evet. 30 dakikalık grafikte, yani bu saatler önemli gibi gözüküyor. 30 dakikalık grafikte 110-325'lerde şu aralar bir direnç gibi gözüküyor. 5 dakikalık grafiğe dönüp bakalım. 5 dakikalık grafiğe baktığımızda burada bir tutunma isteği var gibi ama günün bakın tam geçiş noktası neresi? Bakın bizim desteğimiz neresiydi arkadaşlar? 110-0.25. 110-225'in altında ama 110-0.25 zaten kaç görülmüş? 110-0.50 görülmüş. Tepki şu an kırmızı bölge neresi? 110-225. Bakın 110-225 bunun hemen üzerinde geziyor. 110-400-425 bakar mısınız ne kadar güçlü direnç bu bölge. Dolayısıyla buradan gelebilecek bir satışta büyük ihtimalle burası kırılması ihtimalinden bahsedeceğiz. Buraya son bir pullback, yani son bir deneme olabilir. Bunu izliyor olacağız. Tablomuza bakabilirsiniz. Tablomuzu durdurup da bakabilirsiniz. Dolayısıyla 110-425 altında kaldığım müddetçe gün ilerleyen saatlerinde böyle bir hareket görme olasılığımız söz konusu. Hemen tablomuzda dediğimiz gibi üstteki tabloda neyi görüyoruz arkadaşlar? Halil destek direnç tablosu özel tablomuz. Burada da Halil Dalga teorisine göre geliştirdiğimiz ve şu an için çalışma aşamasında olduğumuz 5 dakikalık grafiklere göre yapmış olduğumuz, formüle ettiğimiz çalışma ve şu anki durumda ekside gittiğini görüyoruz hala hazırda. Yeşilin üzerine çok fazla çıkamadık ama şu kırmızı sıfır hattının da üzerine atamıyor. Atamadığı müddetçe bu eksi devam edecektir. Hatta yavaş yavaş çubuklar eğer birbirinin altında oluşmaya başlarsa
ciddi bir satış ihtimalinden bahsediyor olacağız. Dolayısıyla burada tablo bize gün içinde nereden tepki gelebilir? Bakın tepkinin geldiği yeri görüyor musunuz arkadaşlar? Yeşil bölgeyi ihlal ettiği anda tepki geliyor. Gayet olumlu. Ama kırmızıyı geçemediği müddetçe bu istek devam edecektir. Tepkinin yukarıda satışın geldiği bölgeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Hemen hemen 3. kırmızıya yakın bölgede. Direncin geçilemediği bölge neresi? Yeşil. Gördüğünüz gibi şu bölgeden gelen satışlar. Aynı şekilde satış geldikten sonra desteğin olduğu yeşil bölgeye bakar mısınız? Buradan da ne geliyor? Dip oluşuyor. Tepkiler geliyor arkadaşlar. Hatta burada biz bunu daha önce de büyük tabloda paylaşıyorduk. Olumlu, olumsuz, uyumsuzluklar bunlar bizim için çok önemli şeyler. Nereden ciddi alış gelebilir, nereden ciddi satış gelebilir bunları da konuşuyor olacağız. Şimdilik söyleyecekleriniz bu kadar. Herkese bol kazançlar, iyi haftalar diyorum. Bu hafta sonu 26 Mart'ta İstanbul'da bir eğitimimiz var. Teknik analiz eğitimimiz var, ücretli. teknikanaliz@gmail.com'a mesaj atabilir ilgilenen arkadaşlar. Sayfamıza abone olursanız bu bizim için destek olacak. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.